Allah Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet Murat, söz sende. Evet abi. Konumuz neydi? Yecüc Mecüc. Yecüc Mecüc. Abi, Yecüc yakışır ha bu ders sana. Bir 6-7 tane abi madde belirledik. Tamam. Külliyattan. Külliyattan. Bu soruların cevabını bulacağız. Tamam. Genelde metinlerimiz külliyattan abi. Tamam. Bu okuduklarımızın manası, o üzerindeki vasıfları kainattan biz müşahede edeceğiz. Hı hı. Şimdi bu başlıkları ben zikrediyorum. Tamam. Abi, Yecüc Mecüc kimdir? Hı hı. Külliyatta bunun lügat manası ve de bunların üzerindeki vasıfları hı hı. göreceğiz. Bir. İki, anarşi nedir? Çok güzel. Yecüc Mecüc'e kim zemin izhar ediyor? Çok güzel. Bir başlığımız da bu. Yecüc Mecüc'ü kim durdurabilir? Hı hı. İki tane tespit edebildim ben. Bir, Seddi Zülkarneyn. İkincisi de Dabbetül Arz. Durdurabilir. Yecüc ve Mecüc'ün enfüsi ve afaki manası. Yecüc, abi maddeye bakıyor. Mecüc, manaya bakıyor. Yecüc maddeyi bozuyor abi. Yecüc. Yecüc. Mesela domatesin kimyasını değiştiriyor adam. Karpuzun kimyasını değiştiriyor. Klonlama yapıyor gibi mesela. Hı hı. İşte Mecüc'te de enfüsü bozuyor. Fusa, mülk ve melekut. Bunları kim durdurabilir? İşte ben şimdi okuyacağız. Bir Dabbetül Arz durdurabilir diyor. Yerini okuyacağız şimdi. Bir de Risale-i Nur durdurabileceğini söylüyor. Çünkü siyasetle idare edilmez diyor bunlar abi. Biz o zaman Zülkarneyn durdurmuş. Bu gibi işte soruların vasıflarını bulacağız abi. Tamam. Kaç etti bu? 6-7 tane başlığımız var. Yecüc Mecüc kimdir? Anarşi nedir? Yecüc Mecüc'e kim zemin izhar ediyor? Yecüc Mecüc kim durdurabilir? Gibi işte durduracak Risale-i Nur ve Dabbetül Arz. Tamam. Şimdi lügat manasını vereceğiz abi. Şuradan okuyayım ben. Bu 588'den başlıyoruz. Şualardan. Şualar 588. Evet. Ben de takip ediyorum. Tamam sen devam et. 15. mesele. Yecüc Mecüc hadisatının icmali Kur'an'da olduğu gibi rivayette bir kısım tafsilat var. Ve o tafsilat ise Kur'an'ın muhkematından olan icmali gibi muhkem değil, belki bir derece müteşabih sayılır. Onlar tevil isterler, belki ravilerin içtihatları karışmasıyla tabir isterler. Evet, la ya'lemul gaybe illallah. Kur'an'ın, burada bunu da şey yapalım. Evet abi. Kur'an'ın manası tevil edilir, kişilerin sözleri tabir edilir. Evet. Peki. Kur'an. Şöyle bir şey var abi. Şimdi dedi ki burada Yecüc Mecüc'ü icmal olarak Kur'an bahsetmiş. İcmal olarak. Kur'an'da iki surede geçiyor. Evet. Rivayetlerde de bir kısım tafsilat var. Peki şöyle hatıra gelebilir. Bu sorunun cevabı şurada. Niçin Kur'an bu meseleden tafsilat vermemiş? Sayfa 579 abi şu alardan. Şu alır. Niye tafsilat yani geniş geniş izah etmemiş Kur'an-ı Kerim? Hı hı. Şimdi burada diyor ki iman ve teklif İhtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan perdeli ve derin ve tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri elbette bedi olmaz. Ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede zaruri olmaz. Ta ki Ebu Bekirler âlâ-i illiğine çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i safiline düşsünler. İhtiyar kalmasa teklif olamaz. Ve bu sır ve hikmet içindir ki mucizeler seyrek ve nadir verilir. Hem dar-ı teklifte gözle görünecek olan alamet-i kıyamet ve eşret-i saat bir kısım müteşabihat-ı Kur'aniye gibi kapalı ve tevilli oluyor. Yalnız güneşin mağripten çıkması bedahet derecesinde herkesi tasdike mecbur ettiğinden tevbe kapısı kapanır. Daha tevbe ve iman makbul olmaz. Çünkü Ebu Bekirler, Ebu Cehillerle tasdike beraber olurlar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulü dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu nur-i imanın dikkatiyle bilinir, herkes bilemez. Hatta Deccal ve Süfyan gibi eşhas-ı müthişe kendileri dahi kendilerini bilmiyorlar. Şimdi bu
Yecüc Mecüc abi, İsa Aleyhisselam, işte Deccal, Süfyan. Üstadımız bunu Ayetel Kübra'nın başında da söylüyor. Bunlar imanın menfi meseleleridir. Müsbet hakikatların ünvanıdır. Mesela müsabaka için, imtihan için böyle Ebubekir Sıddıkları ortaya çıkarmak için bunlar diyor bir derece kapalı kalmış. Menfi meselesi ne demek? Menfi mesele abi deprem, zelzele, hastalık, şeytan, lümme-i şeytaniye bunlar imanın menfi meseleleridir. Müsbet hakikatların ünvanıdır. Mesela toprak olmasa meyve sebze olmaz, toprak zemininde oluyor. O menfi meseleler zemininde sıddıkiyet ortaya çıkıyor, efendim diğer merhamet ortaya çıkıyor, mücadele çıkıyor, ihlas çıkıyor, uhuvvet çıkıyor. Eğer bu meseleler olmasa o zaman o müsbet meseleler de olmaz yani. Hani mesela size örnek veriyordunuz, la ilahe illallah, la ilahe, zıt zemin oldu, illallah o zeminin üzerine bina oldu. O yüzden bu meseleler abi bir derece kapalı kalmış imtihan için, efendim, o terakkiyat için, tecrübe için yani. Evet abi. Tamam, bunun için gizli kalmış. Hatta bak enteresan, Deccal, Süfyan gibi o müthiş şahıslar kendileri dahi kendilerini bilmiyorlardı. Peki nasıl bilinecek bu Yecüc Mecüc, Deccal, Süfyan abi? Bunu söyledi, nur-i imanın dikkatiyle bilinecek yani. Herkes bilemez diyor yani. Bak adam kendisi dahi kendini bilmiyor. Bu Yecüc Mecüc'ü de nur-i imanın dikkatiyle bilebilir adam. Yoksa yok. Yoksa hatta itiraz eder değil mi? Evet abi. Bu Yecüc Mecüc'ü bilen adam Süfyan'ı da bilir, Deccal'ı da bilir abi. Çünkü mesele... ortak malzeme. Evet abi. Yani onun içinde bir şey yani, bir cüz yani. Mehdi, Süfyan, Deccal üçünü bilirse o üçünün de ortak noktası, onun etrafında üç şahıs. Bak yuvarlak düşün. Deccal, Süfyan, Mehdi. Evet. Dördüncüsü İsa. İsa da öyle. Bu ortasındaki daire Yecüc Mecüc, Dabbetul Arz gibi şeyler bunun etrafında dönüyor. Evet abi. Yani haram yoksa farz yoktur. Yani meseleler birbirinden kopuk gibi ayrı değil. Bizzat evet. Yani hep bütün yani. Bütünün ayrı ünvanları. Mehdi, Deccal'ın farklı şey ünvanları, karşıtları. Ama ortada bir şey olması lazım ki Mehdi olsun. Evet abi. Deccal'ın kullandığı bir malzeme olacak ki Deccal olsun. İşte Dabbetul Arz, Dabbetul Arz diyorum, Yecüc Mecüc bunların kullandıkları. Şimdi burada dedik ki abi, Kur'an dedi fazla izahat vermemiş, icmal bırakmış. Hı hı. Şimdi bunlar müteşabihat olduğundan dolayı tevil, ravilerin içtihatları dedi, tabir lazım dedi. Şimdi kendisi hem tevil edecek hem tabir edecek abi. Yani tamam. Tevil mana verecek, tabir de gösterecek yani. La ya'lemul gaybe illallah. Bunun bir tevili şudur ki, Kur'an'ın lisan-ı semavesinde Yecüc Mecüc namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri. Şimdi Lemalar 109'da şöyle söylüyor abi, şu ifadenin aynısını şöyle geçiyor. Lemalar sayfa 109. Kur'an lisanıyla Yecüc Mecüc'ün ve tabiri diğer de tarih lisanında Mançur ve Moğol denilen. Yani Kur'an'da Yecüc ve Mecüc olarak geçen diyor, tarih lisanında Mançur ve Moğol olarak gözükmüş. Evet. Tarih lisanında diyor. Tarihe dönüştürülürüz. Evet abi. Eylemde. Evet. Şimdi bu Yecüc ve Mecüc nedir abi? Önce lügat manasını vereyim ben. Hı hı. Sayfa 68, muhakeme. Hı. Şimdi söyle Gülsü Hazretleri. Şuradan okuyayım. Sayfa 68. Amma Yecüc Mecüc bazı müfessir Veled-i Yafes'ten iki kabile ve bazı diğer Moğol ve Mançur ve bazı dahi Akvam-ı Şarkiye-i Şimali ve bazı dahi Beni Adem'den bir cemiyeti azime, dünya ve medeniyeti hercümert eden bir taife ve bazı dahi mahluk-i ilahiden yerin zahrında veyahut batnında ademi veya gayri ademi bir mahluktur ki kıyamete böyle nevi beşerin hercümercüne sebep olacaktır. Şimdi o tefsir sahipleri, diğer alimler, ulemalar nasıl mana vermişler onları söyledi. Şimdi kendisi burayı toparlıyor abi. Hı. Diyor ki, noktayı kat'iye ve ciheti ittifakı budur ki. Yani o kadar rivayetin şeylerin, Kur'an'daki, tarihteki o ulema, alimler hepsini toparladı. Yecüc ve Mecüc
ehli garet ve fesat ve ehli hadaret ve medeniyete eceli ceza hükmünde iki taife mahlukattır. Şimdi ehli garet ve fesat ne demek abi? Birisi bozgunculuk, birisi de abi fesat çıkarmak. Yani tahrip. Lügat manası ehli garet ve fesat. Yecüc ve Mecüc'ün abi. İçeriği. İçeriği. Yani. Lügat manası evet. Bozgunculuk, bir de fesat yapmak abi. Bozgunculuk, fesat. Lügat manası şimdi bunu... Bozgunculuk eylemdir. Evet abi. Fesat ise düşüncelerde ve kalplerde. Aynen abi. Birisi şimdi geleceğiz. Birisi enfise bakacak, birisi afaka bakacak. Yani biri maddeye bakacak, biri manaya bakacak. Peki nerede gözükecek bunlar? Ehli medeni ve medeniyetin içinde gözükecek abi. Yani toplumsal bir faaliyette var. Yani tek başına Yecüc Mecüc olmaz yani. Olmaz. Medeniyetin içinde gözükecek. Cemiyet, sosyal bir faaliyetin içindeki faaliyettir. Aşağısı manevisi olacak. Olacak. Eylemcileri de olacak kendileri. Şimdi dedi ki abi, lügatını öğrendik. Yecüc Mecüc namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri eski zamanda Çin'i Maçin'den bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa'yı hercümerç ettikleri gibi gelecek zamanlarda dahi dünyayı zir-i zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Yani ne demek Yecüc Mecüc? Nasıl ki tarihte Mançur ve Moğol içtimai hayatı fesada vermişler değil mi abi? Mesela Cengiz ve Hülagu fitnesi olmuş. Değil mi? Bütün İslami kitapları yakmışlar, yıkmışlar, insanları öldürmüşler. Aynı zamanda işaret ve kinayedir ki diyor, gelecek zamanda da böyle dünyayı zir-i zebir edeceklerine işaret ve kinayedir. Hatta şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır diyor. Yani o zamanki Üstadettin zamandaki komünistliğin o azgın zamandaki abi insanların Yecüc ve Mecüc olduğunu söylüyor Üstadettin'e. Anarşiste o komünistlerin onun içindeki komünist evet, düşüncesi. Şurada şimdi bir atıfımız var abi burayla ilgili. Emir Dağ var mı orada? Ha, burada varmış tamam. Şimdi abi şurayı Üstad Hazretleri bu Yecüc Mecüc dedi ya abi. Hı hı. Bunları anarşistliğin efradı olarak söyledi. Bu sayfa 129'da. Bakayım abi ben atıfıma da. 149 olabilir. 159 abi. Öyle 159'muş mi? 159'muş ha. Kaç? 159. Ha. 159 abi. Emir Dağ 2. Hı. Şimdi Yecüc Mecüc'ü nasıl görebiliriz biz abi? Ahir zamanda gelecek Yecüc ve Mecüc'ün komitesi anarşistler olduğuna Kur'an işaret ediyor. Abi. Yani Yecüc Mecüc nedir? Abi anarşi çıkaran. Anarşi nedir? Abi anarşi kural kaide tanımayan, başı bozukluk, mukaddesatı çiğneyen, mukaddesi ehemmiyet vermeyen, hükümete saldıran. Abi 5-6 tane böyle lügat manası var anarşine. Mesela sayfa, abi orayı not aldım, orayı okuyayım. Şu alır 516. Oradan oku bakayım. Okuyayım yerinden. Anarşi için tarif ediyor abi. Anarşi. Şimdi dedi ki, Emirdağ 2, 159. Yecüc, Mecüc, anarşistler olduğuna Kur'an işaret ediyor. Anarşi demek, lügat manasıyla kaide, sizlik, başıbozukluk, kural tanımayan, mukaddesatı çiğneyen, hükümete saldıran abi. Bu gibi manalara geliyor lügatta. Şimdi sayfa 516'da Üstad Hazretleri şöyle söylüyor. Başka bir anarşi tabiri abi. Hı. Nerede diyor? 516 şu alar. Şu alar tamam. Bir Müslüman şimdiye kadar hakiki Yahudi ve Nasrani olmaz. Belki dinsiz olur. Bütün bozulur. Öyle de bir Müslüman Bolşevik olamaz. Belki anarşist olur. Daha istibdat-ı mutlaktan başka idare edilmez diyor. Tamam. Yani anarşi nasıl olacak? Bir diyor Müslüman, Hristiyan, Yahudi de olamaz diyor. Abi ne olur? Bolşevik de olamaz. Ne olur diyor? Anarşist olur. Yani kural tanımaz, kaide tanımaz. Niye? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayan diğer peygamberleri nasıl tanıyacak? Kalbinde değil mi? Hürmet ve merhametle ilgili bir vasıf nasıl bulacak? Bir nur bulamaz diyor abi. Bu sefer anarşist olur. Yani artık kural tanımaz, kaide tanımaz, mukaddesat tanımaz. Böyle birine dönüşüyor. Üstad Hazretleri de bunun da Yecüc Mecüc olduğuna Kur'an işaret ediyor diyor. Emir daha 159. 159'da abi. Burada
anarşist olur diyor. Evet. Tanımlamayı nereden şey yaptın anarşisti? Şeyden abi. Oku bakayım. Dur bakayım sayfasını çıkarayım ben abi. Bu 516'da okuduğumuz yeri anarşist olur diyor ya abi. Lügat manasını verdik. Anarşist ne demek yani? Onu soruyorum. Lügat manası kural, kaide tanımayan. Kural, kaide tanımayan. Mukaddesat tanımayan. Yani işte başıbozukluk. İşte hükümete saldıran. Mesela şöyle abi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başınızda siyahi Habeşli bir köle olsa dahi itaat edin diyor. Üstad Hazretleri Hutbe-i Şame'de ulul emre itaat farzdır diyor. Bunun dışına şey yaptığı zaman ondan sonra zaten anarşi meselesine geliyor hemen. Yani bunu şey yapmadığı zaman. Şimdi bununla ilgili abi bir anarşi meselesiyle ilgili külliyattan sayfa 349 şualar. Bu tanımlamaları yapıyoruz abi. Dersi ondan sonra başlayacağız. Çünkü tabii bunlar olmasa altını doldurmadan üstü bin olmaz. Evet. Bu tanımlamaları üzerine gidecek. Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için. Yani kural kaide tanımazlıktan, mukaddesat bilmemekten, hükümete sal kurtulmak için 5 tane esas lazım ve zaruridir. Anarşiden yani Yecüc Mecüc'ten kurtulmak için abi. Evet. Yani anarşi Yecüc Mecüc. Evet. Yani Yecüc Mecüc olmaması için 5 tane. Evet. Sayfa 319 mu? 349. 349 ha. Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir. İtaat etmek. Bu beşini, abi şöyle bir şey var. Eğer bu beşi olmazsa Yecüc Mecüc oluyor. Yecüc Mecüc de medeniyetin içinde, medeniyeti beşerinin içinde gözükür diyor abi. Mesela insan şimdi potansiyel manada bir kainattaki o hakikatleri cem etmiş ya. Mesela bizim görmüş olduğumuz 4 tane mahlukat var. Hı hı. Cemadat, nebatat, hayvanat, insan gördüğümüz. Hı hı. Göremediğimiz cin, melaike, ruhaniyet, şeytan var. Toplam 8 tane varlık var. Başka var mı abi? Külliyatta geçen öyle yok, gördüm. Yok evet, 8 yok. Tane. Şimdi insan abi potansiyel manada bu 8 tane varlığı cem ediyor. Şeytan da olabilirsin, onu da geçebilirsin. Melek gibi de olabilirsin, onu da geçebilirsin. Hayvan gibi de olabilirsin, geçebilirsin de abi. Şimdi demin okuduk ya abi, Deccal, Süfyan, Yecüc, Mecüc abi. Bunlar ünvandır. Kim o ünvanın altına girerse o zaman diyebiliriz ki o Deccal'dır. Allah'ım. Evet. O aynen zaman diyebiliriz ki o Yecüc Mecüc'tür. Yani bu sıfatın altına giren, tanımlamanın içine giren bu budur. Evet. Artık kanaat değil bu. Mesela şey diyor, ben bir hadis taşını attım evet diyor abi. Ustad. Adam bir tanesi taşa batmış, hop tutmuş kırmış, ben ne yapayım diyor. Şimdi bu Kur'an ve hadis mutlak ve muhit bırakıyor. Kim o elbise giyiyorsa odur. Onda artık şüphe edilmez. Şimdi abi bu şekilde bakmadığı zaman, mesela Risale-i Nur'da abi, mişli, vuşlu, cekli, catlı öyle bir şey yok yani. Bizzat evet, yani kışır yok. Bizzat meseleyi canlı olarak anlatıyor. Sadece bunu görmek yine. O kadar. Yani sadece bilmek değil mi? Mesela dedim ki ben ezberledim Risale-i Nur'u, ezbere biliyorum. Üstadın istediği bu değil yani. Evet. Göremese, harekete gelmese o tasnif edilmesi lazım. Evet abi. Hani dedik ya her şeyin dimağda, kalpte ve fiilde karşılığı var. O gözükürse tamamlanır. Evet. Şimdi abi biz bu lügat manasını verdik. Yecüc Mecüc kimdir? Anlaşıldı. Yecüc Mecüc anarşiymiş. Evet. Anarşinin de 5 tane şeyi var. Esası var. 5 tane esasından 349 okudun. Evet abi. Ben size bir de sayfa vereyim. Onu sen belki görmüşsündür de hatırına gelmedi. Evet abi. Bir de Kastamonu 241'de var. Bir parça okuyabilir misiniz abi? Okuyayım bak. Okuyayım. Hem de sen şey yapmış olursun. Evet. Bu vatan, bu millet ve bu vatandaki ehli hükümet ne şekilde olursa olsun Risale-i Nur'a eşit ihtiyaçta muhtaçtırlar. Değil korkmak veyahut adavet etmek, en dinsizleri de onun dindarane, hakperestane dosturlarına taraftar olmak gerektir. Meğer ki bütün millete, vatana, hakimiyet İslamiye hihanet ola, yani Risale-i Nur'a hücum edince, hücum edenin adamın vasfı şudur.
Risale'ne hücum eden, bütün millete, vatana, hakimiyet İslamiye hiyanet olan. Çünkü bu millet ve vatan, bu millet evet. ve vatan, hayat içtimaiyesi ve siyasiyesi, bu milletin bak, bu milletin ve vatanın hayat içtimaiyesi ve siyasesi, anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halas olması için, olmak için beş esas lazım ve zaruridir. Yani hayat içtimaiyede, hayat içtimai ve siyasi, yani istikrarı, siyasi bir istikrar yakalanmışsa, onu kimler bozar? Kimler bozmaz? Beş tane kural var. Uyan bozmaz. Buna uymayan anarşist ve Yecüc Mecüc'tür. Evet. Kim o? Birincisi merhamet. Merhamet yoksa. İkincisi hürmet. Üçüncüsü emniyet. Adam emniyeti bozuyor. Hani hadise çıkarması için katliam yapıyor. Osman mıydı o? Mesela bizzat onlar yapmış. Ben rüyada gördüm ha. Ben emniyetle alakam yok. Gene diyecekler ki bu istihbarat da çalışıyor. Ben bak, doğru diyorlar ama yanlış tabir ediyorlar. Başka bir istihbarat merkeziyle çalışıyorum. Ondan sonra birisi ders yapıyordu. Bak diyor şurada yaptıkları kan dökmek gibi. Yani kasten yapılmış bir faaliyet olduğunu ben hiç haber dinlememişim bilmiyorum. Öyle şey çünkü burada yazıyor. Birincisi merhamet. Suikast yapmışlar o. Ne diyorlar ona? Sabotaj. İkincisi hürmet, üçüncüsü emniyet. Kim bu sabotajı yapan? Çok kolaydır. Hemen tak tak şablon tutuyor. Bu milletin ve vatanın hayat içtimaiyesi ve siyasi ahengini bozmak isteyenler şu anda rolde kimse onlar yaptı. Aktörler kimse. İçin dış mı abi? Aynıdırlar şimdi artık. Bir şehir olmuş. İçi dışı yok. İçim dışımda, dişim içimde diye bir ders var. Aynı. Eskideydi iç diş. Şimdi hudut yok kardeş. Öyle hudut, öyle sanaldır. Yani Küreyaz köy hükmüne geldi. Köy hükmüne geçmiş artık. Yani içerideki dışarıda, dışarıdaki içeride aynı şey yapıyor. Beşincisi. Dört sıramız var. Bak, birincisi merhamet. Evet. Bu Yecüc ve Mecüc'ler merhamet ortadan kaldıracak. Merhameti şey yapmayacak, kaldıracak. İkincisi hürmeti kaldıracak. Üçüncüsü emniyeti bozacak. Emniyeti şey yapacak. Dördüncüsü haram helal bilip haramdan çekilmek çekilmeyecek. Mesela dinin haram ettiğini helal diyecek, helal dediğini haram edecek. Bu grup, bu insan. Hani Allah'ın haram ettiğini helal diyecek. Beşincisi serseriliği bırakıp itaat etmek de yazıyor da etmemek. Yani bir sisteme var olan Müslümanların umumen kabul-ü ümmet olmuş. Buna icma-ü ümmet deniliyor. Kabul-ü ümmet, icma-ü ümmettir. İcma-ü ümmetin kabul ettiği bir şeyi bozmaya çalışan serseridir. Ser-i çekimi var. Ser-ser yani başı dönmüş ne yaptığını bilmiyor. İşte Risale-i Nur hayat içtimaya baktığı vakit bu beş esası temin edip asayişin temel taşını tespit ve temin eder. Risale-i Nur'a ilişenler katiyen bilsinler ki onların ilişmesi anarşilik hesabına vatan ve millete asayişe düşmanlıktır. İşte onlar Risale-i Nur'a ilişecekler. Nasıl ilişecekler? Affedersin çok kusura bakmasın. Böyle atmayacak. Yani sen de özür dileyerek diyorum. Böyle Risale-i Nur'a ilişmek bu değil. Risale-i Nur'u bozacak. Tevrat'ı nasıl bozdular? Yırtmadılar. Tevrat'ı yakmadılar. Denize atmadılar. Tevrat'ın içine girerek Tevrat'ı bozdular. Bütün mukaddes kitapların bozulması, yakma, basılmasına engel olmamışlar. İçini bozmuşlar. Bu bozmaktır. Bu ilişmektir. Risale-i Nur'a anarşilik hesabına vatan ve millete asayişe düşmanlıktır ilişenler. İlişmek atmak değil, iliştirmektir yani. İçeri sokulmak, var ona çıkartmaktır. Şey sormak istiyorum da abi. Sor abi. O zaman münafıklık Deccal şeyden de daha kötü yani abi. Tabii canım. Münafık ehli kitaptan olur. Yani
Kafir bilirsin. Kafir bu adamdır. Çünkü biraz önce hani haber olmayacak dedi abi. Yecüc Mecüc'ün bu işten haber olmayacak. Yok mu yok. Başta evet. Münafık var. O zaman arkada gidenler Yecüc Mecüc olur. Haber olmadığı için. Şimdi geliyoruz abi ona. Ona bekle. Onu tut o notunu al. Yecüc Mecüc'e kim zemin izhar ediyor? Evet ona geleceğiz de. Şu şeyi bitireyim. Şu çok önemli. Başka bir yer okuyacağım size. Bunlar. İşte bunun... Mesela Risale-i Hey Efendiler, biz imanın ceyranındayız diyor. Başka bir ceyranlarla alakamız yoktu. Şimdi bize ilişenler imansızlık hesabına geçer diyor faaliyetleri. Şimdi ben size bunu şu alar 349'dan olunca ne oluyor diye, gerçi okudu. Başka bir noktayı vermek istiyorum da acele etmeyeceğiz. Belki 2-3 ders olsun bu. Yani acele koşturanımız yok. Bu çok önemli de. Bu değil. Hem okuyayım onu, atıf yaptım. Risale-i Nur'un esas mesleği. Hani merak ederler nurculuk nedir? Veya nurculuk iddia edenler nurcu mudur? Buraya bakılarak şablonla bulunabilir. Mesela Risale-i Nur'un esas mesleği olan bir, şefkat. İki, hak. Yani zanlar üzerine vesaire değil. Cenab-ı Hakk'ın Hak ismine mazhar olup böyle giderler. 3 hakikat, 4 vicdan. Bu 4 tane şey bizleri şiddetle siyasetten ve idareye ilişmekten men etmiş. Bizi şiddetle siyasetten ve idareye, yani devletin, vatanın asayişini, idare, bir de siyaset ahengini ilişmekten, yani bozmaktan bizi Risale-i Nur men etmiş. Peki bunu yapan anarşisttir ve Yecüc ve Mecüc'tür. İlişmek derken sadece bozmak olabilir mi? Yani ilişmek yoksa her türlü ilişmek. Her işin yani 5 tane söyledi. Hürmeti kıracak, merhameti kıracak, itaati kıracak, serseriliği getirecek. İlişmekten o zaman ben 5 tane de madde okuyayım. 7 tane. İlişmek ne demektir diye o zaman ilişmeyi açayım ben. Çünkü benim işim Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah etmek olduğundan o yeri bir bulayım. 13. Şua'daydı galiba. Neredeydi o? Kastamonu'da yapayım. Nasıl geçiyordu abi? Şöyle geçiyor. Artık onlar diyor şeyle idare edilmez. Onlar şiddetli bir inzibatla idare edilir. Rüşvet alır diyor. Bakayım şurada şeyi var mı, atıfı var. Rüşvetle gider, rüşvetsiz olmaz artık. Dur bakayım, onu ben şey yapayım da çok ilginç bir yer. 227 olabilir şu anlar. Onu söylediğine göre 227 çok ilginç bir yerdir. Çok acayip. Evet bu orası. Bak şimdi. Bak yeri de göstermek istiyorum. Bak bu orta sayfada ilginç. Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı ahiret o büyük aile efradına hükmetmezse, demek ki bunlar da ahiret inancı iddiadadır, dimadadır, imanları yoktur. İtikatları vardır. Bir daha söylüyorum, hükmetmezse. Diman mertebesini sayar mısın? İrfan, tahayyül, tasavvur, gir içeri, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat demek ki dimadadır. Evet. Bir kısım Allah Resulü'nün yanında, yavaş yavaş gidiyorum. Tamam. Allah Resulü'nün yanında bulunup, Allah Resulü'nün miracında, miraç ilan edişinde düşenler, Resulullah'ı inkar edenler, iman diyor, daha önce iman etmemişlerdi. İman kalbidir, itikat aklidir. Şimdi bir insan, ölçü bu, dimada itikadı olup kalbinde imanı yoksa bu olur. Derecesine göre. İtikadı vardır, imanı yoktur. Mesela bir Müslüman, Müslüman namı altında olanlar diyor Üstad. Müslüman namı altında aslında değil, o isim altında. İtikadı var ahirete, izanı yok. İzanı var, yakını yok. Şimdi bir insanın
ahirete itikadı var, imanı yoksa bak ne oluyor. Okuyun bir daha cümleyi. Her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer imanı bir ahiret, imanı ahiret o büyük aile efratında hükmetmezse, güzel ahlakın esasları olan ihlas, 2 samimiyet, 3 fazilet, 4 hamiyet, 5 fedakarlık. Buradan çıkarıyorum, ailede adalet yoktur. Ailede hak yoktur. Ailede hukuk yoktur. Ne diyorsun, manyak mısın nesin ya? Diyenler diyebilir. Ailede af vardır, şefkat vardır, hürmet vardır, hazım vardır, hazmetmek var. Taş dayasını yutacaksın. Çünkü umumi bir külli, azami bir büyük şerden dolayı. Bak ne diyor burada? Güzel ahlakların esası olan ihlas, samimiyet, 2, 3 fazilet, 4 hamiyet, 5 fedakarlık. Buradan çıkıyor bak. 6 rıza ilahi, 7 sevab-ı uhrevi yerine, eğer şey yoksa anarşi toplumda nasıl gözükür? Garaz, menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, pergel insan diyorum ben orkama. Kendine koyup o merkezde her şeyi yorumlar. Hodgam. Ne demek hodgam? Kendine gamlı. Yani. Kendine düşündüğü için kendine gamlı. Gam, hotgam. Hot, beğenmek yani. Kendini ne yapmış? Kendine gam yani tasası var. Ben merkezli. Hotgam. Tasannu. Tasannu? Yok. Arkada tasannu. Riya. Rüşvet. Aldatmak gibi haller meydana alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder. Bu insan anarşist ve vahşidir. Bir daha yok. Yecic mecic yani tam bunları bozuyor. Bunları bozuyor işte. Bunları bozuyor. Bu yecic mecic bunları bozmuyor. Zaten bunları bozan kendisi yecic mecic. Bunu bozan bu yani. Anarşi, Yecüc Mecüc'ün içini doldur. Anarşist ve vahşi. Yani Yecüc Mecüc'ün içini doldurduk, anarşi. Onun içini doldurdun şu. İçini dolduruyorum. Garazkardır, menfaatperesttir, sahtekardır, hotgamdır, tasanucudur, tasanu sahibidir. Yani yalakadır. Riyakardır, rüşvet ehlidir, aldatıcıdır gibi haller meydana alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder. O hayatı şehriye zehirlenir. Ne olur neticede? Çocuklar haylazlığa, alametlerin işi meyvesini topluyoruz. Ahir zamanda çocuklarınız haylaz olacak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hayasız olacak diyor. Hırçın olacak, saldırgan olacak, sabırlı olmayacak sayıyor. Ya Resulallah bu niçin olacak? Şeytan çocuğunuza ortak olacak. Ta beraber olurken, yani özel hayatta çocuk rahime düşerken başlıyor hata. Oradan başlıyor çocuklar haylazda. Bununla ne alakası var? Yani bunu yapan adam zalim, çocuğu öldürür. Yani ürettikleri nesil, onlar ortaya koydukları meyve, çocuklar haylazda, gençler sarhoşluğa, kaviler, güçlüler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlar. Şu kitap nasıl bir kitaptır? Doğru söylesen, bunu bu kafan çalışmayan adamsın. Şu yarım paragraf adına bir kitap yazılmaz mı? Bir kitaptan fazlası yazılır. Birkaç cilt yazılır. Yani. Vallahi öyledir. Bu kadar veciz olur. Zaten abi ihlas esaresi kaç tane ihlas esaresi var yani. Evet ya. Orada bu, ihlas var. İhlas şuraya bak. Bu kadar tanımlama, cemiyeti böyle haritalamak. Kim bazılar bu ne yapar biliyor musun? Bu peki vasıfta olanların alameti nedir? Hemen onu da söyleyeyim size. Bu dersi siz veya
bu CD vasıtasıyla ne bileyim bir şekilde insana ulaşacak. Ulaşsa dinleyince şöyle yapacak bu hastalığı olanlar. Şuraya bak. Şuraya bak. Bak ne nasıl tevil ediyor. Tevil zannediyor bunu. Ve hemen ruhu itecektir. Zaten abi o 588'de tavil ve tevil lazım diyor. Evet. Bu tipten olduğuna delil içimizde nefis itebilir. Onu o hariç. Ama eylemsel itibariyle bu tip insanlarla berabersen sen olsun. Bu tip insanlarda bir şey daha var hocam. Yani demin söylediniz ya. Ailede adalet, hak ve eşitlik arar. Evet. Aynen öyle. Adalet, hak ve eşitlik ararlar. Bir de dördüncüsü var. Ben merkezde oldukları için kendileri firavun olduklarından bütün hareketler kendini memnun etmeye sağlıklığına dönmesini ister. Yemek benim etrafımda dönsün. Benim özel hayatım malum. Benim istediğim tarzda olsun. Yatak benim tarzda olsun. Efendim çarşalı şerişi, para harcamalar yani ne bileyim. Her şey ben merkezde olur. O tiplerde. Bunlar anarşisttir. Evin anarşistleridir. Anarşisti silahla Taksim'de aramayın. Abi gene olmaz. Şefkat. Şefkat, merhamet, hürmet, itaat. Peki bu hükmederse imanı bil ahiret, itikattan imana geçmiştir. Çünkü Allah'tan korkan da bunlar olur. Allah kalbinde hakim olan da hürmet olur. Merhamet olur. İtaat olur, şefkat olur. Başka olmaz. Nurcu, Risale-i Nur'u kasten. Yani böyle art niyeti olmasın. Samimi bir nur talebesi. Yani adam aldığı zaman ister istemez dört tane vasfı inkişaf eder. Ad, fak, şefkat, tefekkür. Yani başka niyeti olmayan da bu olur. Yoksa kurt olur. Evet abi. Evet. Şimdi abi biz... Bazen giriyorum derse yok, kusuruna bakma. Şimdi abi Yecüc Mecüc'ün lügat manasını verdi. Yecüc Mecüc kimdir? Anarşi nedir? Efendim siz de genişçe... Ben şey eylemsel. Ben biraz bu tür şeyleri çok sevdiğim için evet, eyleme evet, karşılıkları olması lazım. Evet, onları söylediniz. Şimdi Yecüc Mecüc'e kim zemin izhar eder? Allah Allah. Sayfa abi 593. Şu an var. Çünkü Yecüc Mecüc abi... Ulan mesela... bana bak öyle ders yap ki bana takmasın ha. Ben Yecüc Mecüc olmak istemiyorum. Yani ben korkuyorum kendimden. Vallahi korkuyorum. Bir taş atayım abi. Ben vallahi taştan çekiniyorum. Yani ben istemem. Şakasıyla. Ama abi şunu bir daha demin söyledik. Yani insanda böyle bir özellik var yani. Var. Çünkü insana kayıt koyulmamıştı ya abi. Hat koyulmadığından dolayı. Hatta üstadımız Mesnevi Nuriye'de insanda diyor. Dört tane mertebe var. Bazen nebatidir, bazen hayvanidir. Tabii külliyatı gider bozar. Tabii. Aynen öyle. Böyle diyor diye ders yapar. Yani. Abi bu ben de olabilirim, siz de olabilirsiniz. Onun için dedim. Yani bu o yüzden böyle sürekli o mücadele devam ediyor. Yani uyanık olacaksın. Peki böyle bir şey yaptığı zaman Yecüc Mecüc olmadığını alamet nedir? Hemen dönerler onlar. Tövbe, onların tövbeleri devamlı ahlak mıdır diyor hadiste. Yani böyle bir şey olduğu zaman hemen dönerler. Mesela böyle birisi bozsa kendisi de kendi olduğunu bilmez diyor. Bilmez. Yani adama desen kardeşim sen süfyaniyete hizmet ediyorsun. Tövbe diyecek ya sen ne diyorsun? Halbuki yaptığı iş ortada yani. Mesela o inkar ediyor yani. Bilmiyor. Süfyan ve Deccal kendilerini bilmezler diyor. Okuduk ya. Evet abi. Şimdi bizim şu sorunun cevabını buluyoruz. Yecüc ve Mecüc'e kim zemin izhar ediyor? Şimdi Yecüc Mecüc Kur'an'da geçmiş. Tarihte Mançur Moğol olmuş ya abi. Mançur Moğol'un mesela Cengiz var. Cengiz ne yapıyor? O topluluğu yani orduyu toparlıyor. Yani o zamanki tarihteki Yecüc Mecüc'e kim zemin izhar etmiş? Cengiz ve Hülagu. Peki ahir zamandaki Yecüc Mecüc'e kim zemin izhar ediyor abi? Evet, Cengiz ve Hülagu kim? Şimdi okuyoruz sayfa 593. Nasıl ki emri ilahiyle İsa aleyhisselam şeriat-ı Musevi'de bir kısım ağır tekalifi kaldırıp şarap gibi bazı müştehiyatı helal etmiş, aynen öyle de büyük Deccal, şeytanın ivası ve hükmüyle şeriat-ı İseviye'nin ahkamını kaldırıp Hristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden rabıtaları bozarak anarşistliğe ve Yecüc ve Mecüc'e zemin izhar eder. Mesela Büyük Deccal'ın bu Lenin midir abi? Lenin değil mi? Ne yapmış? Hristiyanlıktaki o içtimai hayatı idare eden rabıtaları bozmuş.
Mesela o dinden kalan böyle güzel alışkanlıklar var, onları tamamen kaldırmış komünistlikle beraber. Çok çarlık Hristiyanlığın şeyi vardı. Eylemcisi de Stalin. Evet. Bunu Troçki, Stalin. Bu şeyleri bozunca bu sefer Yeciç Meciç'e zemin ishal etti. Yeciç Meciç de neydi? Kaide kural tanımamazlık, boş bozukluk. O demin orada okumuş oldu 227. Oradaki güzel vasıfları bozan. Bozar. Bu sefer Hristiyan aleminde abi böyle oldu. Yeciç Meciç öyle zemin ishal edildi. Ve İslam Deccali olan Süfyan dahi. Peki bizim alim İslamiyet'te Yeciç Meciç'e kim ishal ediyor? İslam Deccali olan Süfyan dahi şeriat-ı Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ebedi bir kısım ahkamını nefis ve şeytanın desteğiyle kaldırmaya çalışarak hayat-ı beşerinin maddi ve manevi rabıtalarını bozarak serkeş ve sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer, hevesat-ı müteaffine bataklığında birbirine saldırmak için cebri bir serbestliğe ve aynı istibdat bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydan açar ki o vakit insanlar gayet şiddetli bir istibdattan başka zapt altına alınamaz diyor. Şimdi kim zemin ishal ediyor abi? Alim-i İslamiyet'teki Yecüc Mecüc'e Süfyan abi. Şimdi hadiste abi 27 tane deccal var, bir tane Süfyan var. Hadiste. Hadiste evet abi. 27 tane. Ha. Şimdi Süfyan bir tane, bu Süfyan o 27 tane deccalın özelliğini topluyor. Cem etmiş. Cem etmiş. Mesela Firavun firavunluk yapmış, Nemrutluk yapmamış. Nemrutluk yapmış, firavunluk yapmamış. Şeddatlık yapmış. Ama Nemrutluk yapmamış. Karunluk vesaire. Süfyan ise abi hepsini yapıyor. Firavunluk da yapmış. Efendim Şeddatlık da yapmış, Karunluk da yapmış. Hepsini yapmış. Süfyan bir tanedir. İmam Ali Radıyallahu'nun bir tane olduğunu söylüyor abi. Bu şu olarda. Ve beşer tarihinde Adem Aleyhisselam kıyamete kadar diyor Resulullah evet söylüyor. Abi. Ondan başka yokmuş. Ondan daha büyük bir böyle felaket, daha yok. Büyük bir şey yoktur diyor. Çünkü en büyük felaket, en büyük tahrip yaptığı içindir. Önceki dinlerin firavunları, şeddatları belirli bir zamana, belirli bir kavme, belirli bir müddet için olan şeriatı bozdu. Evet. Musa Aleyhisselam'ın kavmini bozdu. İsa Aleyhisselam kavmini bozdu. Şut Aleyhisselam. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı zaman ve mekana bağlı değil, son olduğu için, hepsini kuşattığı için, bunu bozduğu için bunun kadar şer yoktur. İşte bu kim Yeciç Meciç'e izhar etti bu alemi insaniyet içinde? Bu İslam Deccal olan Süfyan abi. Şeriat-ı Muhammedi'nin ebedi bir kısım ahkamını nefis ve şeytan deseyle kaldırmaya çalışarak hayat-ı beşerin maddi ve manevi rabıtalarını bozdu. Bozdu. Bu sefer ne oldu? İnsanlar başı boş kaldı. Burada söylüyor. Başı yani, boş kaldı. Birbirine saldırmak gibi. Kaide yok, kural her yok. Her şeyde yani. Arabada mesela. Bir kırmızı ışıkta duruyorsun. Bu kornaya basıyor adam. Niye gitmiyorsun? Ona kırmızı yanıyor. Acayip bir şey. Kural moral. Abi bu belediyelerde hani anıyorlar. Özür olur mu bu? Ne demek anlamadım. Yani diyelim ki dindar belediye başkanı işte bugün 19 anmış. Saygıyla anıyoruz. Ha, özür kızım. Olur mu? He? Özür olur mu onlar için yani? Neyse. Oraya girmeyelim abi şimdi. Şimdi burada abi söyledi, başıboş bıraktığını, sersem ettiğini, avare ettiğini, nefisleri bir şey olduğunu, hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözünce bu sefer insan abi ne oldu? Hepten canavarlaştı. O beş taneyi kaldırdı. Beş taneyi kaldırdı, o başta söyledik. Beş taneyi kaldırınca bu sefer ne oldu bu insan? Potansiyel manada o özelliği taşıyordu, kuvve hükmündeydi, fiiliyata çıktı abi. Peki şimdi geliyor, şimdi Risale'de abi, Deccal dediği zaman Deccaliyet. Bir de şey vardı, hadisteki şu anda aklıma geldi de, evet. O geldiği zaman bu çocuklardan hariç, çocuklarınız diyor hırçın olacak, gençlerin sayısız olacak, yaşlarınız emri bir maruf, ne yani münker yapmayacak diyor. Allah'ım. Hadiste geçiyor. Yaşlarınız ne hocam? Bak bir de çocuklarınız hırçın olacak, gençleriniz hayasız olacak, yaşlılarınız emri bir maruf, ne yani münker yapmayacak diyor. Bu eylemsel itibariyle de böyle. Şimdi abi Risale'de mesela Deccal dediği zaman Deccaliyet, Süfyan dediği zaman Süfyaniyet anlamamız gerekir ki meseleyi şahıslara indirgemeyelim. Evet. Eğer şahısa bakarsan Üstad da dedi ki şahıs ölmüş ama rejimi devam ediyor. Evet, sistemi. Şimdi bu Süfyaniyet
rejimine kim destek veriyorsa abi, o da bunun içine giriyor. Evet, hatta vela terkenu ilellezine zalimu fetemessekunlar. Değil destek vereni, hafif en ufak bir şeyle dahi meyledeni, taraftar olanı bile Allah cehennemle tehdit ediyor. Çünkü küfre rıza küfürdür. Ve buna ait bir şey söyleyeyim de. Şimdi İslam hukukunda okuduğun zaman görürsünüz. Evet. İlle kafir olmak için kafirlik yapmak şartı. Kafiri seversen bilerek. Bak, bilerek, severek. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Sayfa 104, sayfa 110. Kastamonu. Evet. Onlar diyor, bunun dışında değilse yani, bilmiyorsa, bilerek ve severek, hiçbir, bak bilerek, severek, Ahmet'in Mehmet'in hatırı için Deccal'a beraber olan Deccaliyettir ve imanı gider. İmanı gidince, imanla alakalı ne bağ varsa hepsi gider. Nikah da gitti. Nerede şahitlik yapmışsa o da gitti. Peki, ulema-i İslam, merak ettiğim için ya, ben biliyorsunuz böyle kuru bir iddiam olmaz. Ulema-i İslam merak ettim, iman kafir olduktan sonra bu iman etse sebebi geri gelir mi diye bu soruyu sordum. Yani araştırdım. Ulema-i İslam'ın çoğusu, müştehit alimlerin ekseri, kahir ekserisi iman ettikten sonra hiçbir sebebi geri gelmez. Günahları durur. Hayata yeni başlamış gibi sebep başlar ama dağ gibi geçmiş günahları duruyor. Onun için mesela diyelim ki İslam düşmanı, Kur'an düşmanı, ezan düşmanı, cami düşmanı, namus düşmanı, vatan düşmanı bir insanın bildiğini aldı. Hiçbir gerekçen yoktur. Onun karşısında olmayıp, onun lehinde bulunmak, bilerek tabii, bilerek ve severek ettiği için bu kesinlikle İslam hukukunda imanı gider, kafir olur. İmansız olur, nikahı kalmaz. Bundan sonra çocuğu olursa piçtir, bilavelettir. Her şey imansızlık üzerine konur. İman etse hayat sebabı yeniden başlar, geçmiş sebap geri gelmez. Çünkü mantı şöyle diyor ulema. O ki diyor kafir olduktan sonra Müslüman oldu, ameli geri gelmişse, ameli geri gelmişse, o zaman imansız olmanın bedelini nasıl olacak yani? Bedel ödemiş olur mu? Bu risalet içine geçer mi? Elektrikler gitti ya. Tamam. Arkadaş yapsın. Bu risalet içine geçer mi abi? Nasıl? Mesela risaletleri diyebiliriz değil mi? Mesela adam çıktı, mesela geri girdi. Ha yani şu aynı. Bakın bir de söylüyorum. İmansız oldu. Sonra imanı elde etti. Peki girdi geldi, imanı da şey, sebaplar aynı duruyor. Bir bedel ödemiş olmuyor ki. Farzları tekrar yapacak mı abi lan? Hep sebapları gitti. Yani kıldığı namaz, her şey sıfırlandı. Yani o zaman bir kazaya düştü yani. Her şey yok oldu ya. Çünkü bu bedeldir diyor. Diyelim ki hiç bozulmadan iman ettiği anda pat diye gelse paket. İmansız olmanın bedeli oldu mu? Şimdi eğer imansız oldu, iman elde ettikten sonra geçmişi tekrar aynı ise imansızlığın bedeli ne demektir? Bedeli oldu mu? Evet. Arada bir kesinti oldu. Birkaç gün. İmansızlığın bir bedeli olacak. O da hepsi gitti. Yani küfre rıza küfürdür. Zulme rıza zulümdür. Bilerek ve severek bunu yaparsa bunun şansı yoktur. Ya. Yecüc Mecüc'e kim izah, yani tarihteki o Yecüc Mecüc, Mançur ve Moğol'a Cengiz ve Hülag'ı zemin izah ettiği gibi bu zamandaki Yecüc Mecüc'e de Süfyan ve Süfyaniyet rejiminin içindekiler şey yapıyor. Bunlar kimdir? O beş tane saymıştık ya abi. Sayfa 241'di. Merhamet, hürmet, emniyet, haram helali bilip haramdan çekilmek, serseri bakıp itaat etmek. Bu beşini kim bozuyorsa Yecüc Mecüc'e o zemin izhar ediyor. Evet. Bak, şu mantığı da şudur. Dini cemaat demek, bir şeyi karşı tek başına duramama atsiyetinden cemaat olma ihtiyacından kaynaklanmış. Yani
bir şeye karşı tek duramamaktan kaynaklanıyor. Ben tek duramıyorum, hadi beraber olalım. Mesela biz dereden öyle yaparız Karadeniz'de, fırtına deresinden geçemeyiz tek. Çift çift tutunup geçiyorduk. Karşıya geçince, üçer kişi tutunup. Yani bir şeye karşı durabilmek için güç birliğidir. Eğer ben cemaat mantığı buydu, onun için cemaatiz. Eğer benim bulunduğum cemaat karşıki tarafa karşı beni korumuyor, tam tersine beni ona teslim ediyorsa, ona desteklettiriyorsa, onun gibi oluyorsam cemaat mantığı yoktur. Ki hadis-i şerif var böyle, onu da zikredeyim. Aranızda diyor, ahir zamanda bir grup çıkar. Mealen söylüyorum. Resulullah dememişse, ben uyduruyorsam ben kafir olacağımı bilen insanım. Şunu söylerken. Bir mana söylüyorum ki cümle tam olmasa bir mana kurtarıyor. Ama hadis mi? Hadis böyledir dersem aynı metnini söylemem lazım. Bir mana caiz. Yuvarlak manada söylüyorum. Ahir zamanda içinizden bir diyor cemaat türer. Deccal ve Süfyan'a karşı olur diyor. Sonra gitgide ona mulayim olur diyor. İki. Üçüncü döneminde diyor ondan olur. Allah. Ona katılır ondan olur. Bu diyor insanların en şerirleridir. Ben de o Ramuzel hadiste böyle birkaç tane hadis gördüm. Evet. Ben kaydettim de şu anda. Yani bazıları diyor ki kardeş bunları ezberleyen kafam yok ya yani. Ama ben size şunu söylüyorum. Ben demediğimi diyen, dediğimi de yalanlayan cehennemde yerini hazırlasın hadisini bilen insan. Allah Resulü'nü şahit göstererek böyle bir hadis var. Bu manada. Yani mana derken telaffuzum yanlış olur diye bir mana deniliyor. Aranızdan diyor bir cemaat çıkar. Şey grup cemaat böyle diyecek. Süfyan Deccal'a karşı olur. İkinci dönemini anlatıyor. Sonra diyor mülayemet kesbeder. Mülayemet sahibi olur. Yumuşak olur ona böyle. Kaviskar olur. Onunla savaşmaz. Üçüncü dönemini anlatıyor. O ona dahil olur. Duhul eder. Dahil olur. Ondan olur diyor. Yecüc Mecüc'e zemin izhar eden bu İslami Deccal, İslam Deccal olan Süfyan abi. İşte bu nurani bağlantıları çözünce bu sefer anarşiye, başıbozukluğa her türlü alanda, enfüsü alemde, şahsi alemde, içtimai alemde ne yaptı? Meydan verdi. Evet. Yecüc Mecüc'e zemin izhar edildi. O vakit insanlar gayet şiddetli bir istibdattan başka zapt altına alınamaz diyor. Yani böyle itaat etmeyip böyle her türlü bozgunculuk yapan, idareye saldıran, efendim dini cemaatlere saldıran veya başka bir şeye saldıran. Böyle kural kaide tanımadan. Çünkü kanun var, devletin kanunu var. Evet, zaten içtimai, iktisadi, siyasi, hukuki sahada hiçbir kanunu tanımaz. Evet. Siyasi, iktisadi, hukuki, bir de söyleyeyim nasıldı? Siyasi, iktisadi, hukuki ve içtimai. Bu sefer bunlara dinlediğiniz zaman bu insanlar diyor öyle şey olmaz. Şiddetli bir istibdattan başka zapt altına alınamaz diyor. Allah. Bir yerde de abi şey diyor, onu ancak iki şey durdurabilir. Şimdi bu şu sorunun cevabı abi, Yecüc Mecüc'ü kim durdurabilir? Yani bu başıboz insanları, başıbozuk insanları, kural kaydı tanımayan insanları, merhamet bilmeyen, itaat bilmeyen, hürmet bilmeyen, saygı bilmeyen, o dört tane saydınız. Siyasi, hukuki, iktisadi. Bir de içtimai. Bunları tanımayan, hiçbir şey tanımıyor bu adam. Ya. Bunu kim durdurabilir bu adamı abi? Bu sorunun cevabı sayfa 349. Şualar mı? Şualar abi. Bu ne biçim kitapmış şualar ya? Sosyoloji kitabıymış yani. Risale-i Nur hayat içtimaiye baktığı zaman bu beş esası kuvvetli ve kutsi bir surette tesbih ve tahkim ederek asayişin temel taşına muhafaza ettiğine deli. Yine anarşi vardı. Abi anarşi o beş tane vasıftı olmaması. Risale'nin ise o beş tane vasfı tam yerine getiriyor abi. Hem enfüsü alemde hem içtimai alemde bunları tam hem tespit eder diyor hem de tahkim eder diyor. Tahkim, evet. Sağlamlaştırır. Bu 20 sene zarfında Risale-i Nur'un 100 bin adamı vatan ve millete zararsız birer uzvu nafi haline getirmesidir. Yani o anarşist olan insanları Risale-i Nur'daki o beş esas, yani birisi bu Risale-i Nur'daki hakikatları duysa abi, bu sefer ne yapıyor? O anarşiliği bırakıyor.
Mesela bizim İzmir'de o Ödemiş Dershanesi'nde abi Ahmet var. Soyadı neydi? Neyse isim vermem. Neyse abi isim vermeyeyim. Bu mesela yolda geçen adamı tekme atan bir adam yani. O kadar. Allah Allah. Öyle serseri bir adam. Tekme saldırıyor. Yani saldırıyor, vuruyor böyle. Efendim niye sen tişörtü giyiyorsun? Niye gözünün üzerinde kaş var diyen bir adam. Şimdi bunu dershaneye getirmişler abi. Bu sefer adam şimdi hani üstad diyor karıncaya ayak basamaz hale geldi diye. Aa yani, öyle bir şey mi olmuş? He o işte bizim dersler geliyor şu anda abi. Ses yapmadı yani. O mu ya? He o he. Allah Allah. Adamı yolda geçerken ben diyor abi diyor buradan ben böyle böyleydim ben diyor. Böyle ne hale geldim ben diyor yani. Diğerleri de şaşırıyor yani. Hep gülüyorlar ona bakın ya. Geçen işte müzakere yapıyorduk ya abi. Ders yaptı yani o çocuk. Sıra Kırs yaptı. He ders yaptı yani ona verdik. Şeyi hem de en zor dersi yaptı. Bu Çamdağ'da bir tepedeyken çıktım diyor ya abi. Orayı yaptı. Yani böyle miydi geçmişi? Geçmişi öyleydi. Yani o anarşiden kim durdurabilir bu Yecüc Mecüc abi? Ancak lisanın bu esasları durdurabilir yani. Çok acayip bir esas. Şimdi bak şeye benziyor ya. Şimdi Risale-i Nur bak çok tuhaf bir şey. Kainattan büyük hakikat nedir? İman. İman. Değil mi? Evet abi. İmandan daha büyük bir şey var mı? İmanı bu kadar tafsilli, icmalı, çeşitli sahalarda izah ve ispat edip ele alan kimdir? Risale-i Nur. Risale-i Nur gibi başka bir eser yok o zaman. Evet. Ya. Çünkü en büyük meseleyi ele alıyor. Şimdi abi, bir de Risale-i Nur geneline baktığımız zaman, özellikle lahikalara baktığımız zaman, şimdi Kur'an-ı Kerim'de o Yecüc Mecüc var. O Yecüc ve Mecüc'ün karşısında Zülkarneyn var abi. Hı hı. Zülkarneyn onu görüp ya bakmış ki bu tarafa doğru hücum ediyorlar. Hemen set yapmış abi. Şimdi Üstad Hazretleri de Risale-i Nur'la bu zamanda abi Risale-i Nur'la lahir hizmet rehberi esaslarıyla imani bahislerle beraber bir setti Zülkarneyn, bir setti Kur'ani yapıyor. Çok bu, ilginçtir. Hadiste şöyle geçiyor. Evet. Zülkarneyn'e geliyorlar, para verelim de bizi koruyacak bir set yap diyor. Evet. Zülkarneyn ne diyor biliyor musun? Benim diyor sizin menfaatın, dereceniz o meblağa ihtiyacım yok. Rabbim beni destekleyecek. Siz benimle beraber çalışınız diyor. Bak öyle oturup kenarda nurculuk devam ediyor. Bilmem dini hizmetler devam ediyor diye. Bizzati kendin aktif olacaksın. Senin para puluna değil, bizzati sen aktif. Hizmetin içinde olacaksın. Bak ne diyor? Sizin diyor vereceğinizden Rabbim daha iyisini verir bana. Ona ihtiyacım yoktur. Benimle beraber çalışın. Siz gidin çalışın demiyor. Evet. Bak eylem istiyor. Tamam. İşte Zülkarneyn Hazretleri zalimlerle mazlumlar arasında mazlumları zalimlerden korumak için abi o setti yaptığı gibi üstad da bu zamanda biz de yaptık diyor. Abi bu sette. Şimdi o zaman abi geliyor çok enteresan. Bu 20 sene zarfında Risale-i Nur'un 100 bin adamı vatan ve millete zararsız birer uzvuna nafi haline getirmesidir. O kadar Yecüc Mecüc'ü abi, bu sefer 100 bin adam diyor o zaman. Yecüc Mecüc'ü Yecüc Mecüc olmaktan çıkarıyor yani. Ama o adam işte. Var bir tane de Kırıkan'da. Bizim arkadaşlar diyor ki, caddeden geliyor diyor, Kanatlı Caddesi var ya. O geliyor, her çoğusu yaşlı kadınlar hariç. Diğer öteki caddeye geçiyorlar. Yolun öteki tarafına. O gelince malum Suriye'den otları götürüp götüren. Ot da hayvanlara vermek için. Anladınız otu. Bu adam şimdi Hizbul Kur'an okumaya gayret ediyor. Ahir davahu menelhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tan selamat.